Günaydın değerli izleyenler. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Elbette dün akşama giderek başlıyoruz. Fenerbahçe ile başlıyoruz. Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci öneleme turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda karşılaştı ve mücadeleyi 4-3 kazanmayı başardı. Şimdi gelin maçın özetini ve basın toplantısını birlikte izleyelim. Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları nelermiş. Ana sayfalarla yine ilk olarak başlayacağız. Foto maçta manşette muhteşem Fener haberini görüyoruz. Fenerbahçe Mourinho ile çıktığı ilk resmi maçta Lugano'yu devirdi 4-3. Tur kapısını ardına kadar açan Kanarya, 3. turdaki rakibi Lille de gözdağı verdi deniyor. Ee, yine Jose Mourinho'nun yaptığı açıklamalar maçın ardından basın toplantısında yaptığı açıklamalar suni için kabul edilemez şeklinde kendine yer bulmuş. Daha detaylı bakacağız elbette. Onun dışında sayfanın geneline şöyle bir baktığımızda Ennesri geliyor. Aslandan tripiye bombası. Kartal stoper avında. Saviç bugün İstanbul'da başlıklarını görmek mümkün. Hemen fanatik manşetine de bakalım. Yine Fener çok klas şeklinde bir başlık atılmış. Mourinho sahnede Portekizli hoca ilk resmi sınavında kadro tercihleri oyuna müdahalesi ve kulübedeki hırsıyla taraftarı mest etti deniyor. Ceko'nun biri penaltıdan kariyerine yakışır 3 şık vuruşu Ferdi'nin harika şutu galibiyeti getirdi. En Nesri Kadıköy'de başlığı yine burada da kendine yer bulmuş. Aslan'da karar anı transfere son nokta. Beşiktaş gözünü kararttı. Tek hedef haller. Ve Saviç bugün geliyor başlıkları da diğer takımlardan dikkat çeken gündem başlıkları. Şimdi yavaş yavaş ayrıntılara geçmeye başlayalım. Sabah gazetesinin 15. sayfası resmen gün doğdu başlığını görüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun başına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini dün resmen duyurdu deniyor. Özellikle geçen sezon zirve yapan hakem tartışmaları sonrası birçok isim gündeme gelirken daha önce de 6 ay bu görevde bulunan Ferhat Gündoğdu'nun kurulun başına geçeceği ortaya çıktı. 27 Ekim 2021 ile 17 Nisan 2022 tarihleri arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığını yapmıştı Ferhat Gündoğdu. Montella'ya tanışma telefonu başlıklı bir haber. O gün Şahinoğlu imzasıyla TFF'de yeni yönetim kurulunda milli takımlar sorumlusu olan Ceyhun Kazancı ilk iş olarak Vincenzo Montella ile görüştü ve yönetimin desteğini bildirdi diyor haber. Yine o gün Şahinoğlu'nun bir haberi daha var bu sayfada. Yabancı kuralı nefes aldırdı başlığıyla. Yabancı kontenjanının 12'den 14'e çıkarılması en çok Beşiktaş'a yaradı. Futbol Federasyonu'nun yeni sezon öncesi verdiği karar yönetimi rahatlattı. 19'a yükselen yabancı sayısını eritmeye çalışan Siyah Beyazlı Kulüp, öncelikli olarak Rebic, Chamberlain, Montero ve Amarty'i göndermek için çabalıyor. Artık 7 değil 5 fazla oyuncusu var Beşiktaş'ın denmiş. Sayfanın en altında bir de Aslan'a müjde başlığını görüyoruz. Ona da bir bakalım. Galatasaraylı yönetici Hatipoğlu'ndan sarı kırmızılı taraftarlara mesaj. Cephiye'nin gündemlerinde olmadığını söyleyen Hatipoğlu, şu an görüşme halinde olduğumuz 3 sabek var. Bunlardan biri Kopenhag'dan Elias Yelert kısa sürede yeni transferi açıklayacağız dedi. Takvim 16 ile devam edelim. Gücümüzü herkes görecek. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan önemli açıklamalar. Paris Olimpiyat oyunlarına katılacak sporcuları uğurlama töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, güçlü olduğumuzu herkese göstereceğiz diye konuştu. Biz ülkemize güveniyoruz dedi. Osman Aşkın bak ve yeni umutlar gelecek ifadesini de kullandı. Değişik branşlarda madalya almaya başladık ve bunu artırarak devam edeceğiz şeklinde bir değerlendirmesi var. Bakın. Aynı sayfada Ostigard'da fark 2 milyon euro başlıklı bir haber görüyoruz. Beşiktaş menajeriyle temas kurduğu Norveçli stoper Leo Ostigard için İtalyan ekibine 6 milyon euroluk teklif yaptı. Napoli'nin ise 8 milyon euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi deniyor. Bir de Yeni Asır gazetesine bakalım. Yeni Asır'da da Aslan Gaza Bastı başlığını görüyoruz. Sabek transferinde bir türlü sonuca varamayan Galatasaray son olarak Newcastle United'dan Trippier'in peşine düştü demiş haber. Ancak bir önceki gazetede hatırlayacaksınız İbrahim Atipoğlu'nun gündemimizde yok değerlendirmesini sizlerle paylaşmıştık. Göztepe'ye dair bir haber Stoilo'dan öz eleştiri başlığıyla başarılı çalıştırıcı dinamimiz dinamizmimizi geliştirmemiz, taktiksel ve organizasyon anlamında daha iyi olmamız gerekiyor ve aynı zamanda özgüvenli bir şekilde sahada olmalıyız şeklinde bir değerlendirme yapmış. Yeni sezon öncesi Yeni Asır Gazetesi'nde dikkat çeken başlıklardan biri de Evet gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Bir sonraki saat diliminde daha ayrıntılı bir şekilde hepsine göz atacağız diyerek akışımızdan devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralında değişikliğe gitti ve 12 olan yabancı sayısı 14'e çıkarıldı. Şimdi bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine gazetelerden birlikte bakacağız. Özellikle Dün oynanan Avrupa mücadelesi sonrası Fenerbahçe ile ilgili başlıklar tabii ki merak ediliyor. Şöyle Foto Maç gazetesinin ikinci sayfasıyla Fenerbahçe sayfasıyla başlayalım. Lugano'yu dize getirdi. Aslında Ceko'nun ilk üç harfinin vurgu yapıldığı bir kelime oyunlu başlık atılmış diyebiliriz. Boşnak yıldız attığı gollerle Fenerbahçe'yi İsviçre'de zafere taşıdı. Sezonun ilk resmi golünü penaltıdan kaydeden Ceko yaptığı hat-trick'le İsviçre'de galibiyetin baş mimarı oldu. Karşılaşmayı 4-3 kazanan temsilcimiz Kadıköy'deki rövanş öncesi tur kapısını araladı diyor haber. Jose Mourinho'nun maçın ardından yaptığı açıklamalar taraftarımızla turu geçeriz başlığıyla paylaşılmış. İstanbul'da taraftarlarımızla birlikte rövanşı kazanıp turu geçeceğiz ifadesini kullandı. Portekizli teknik adam çok kaliteli bir takıma sahip olduğunu ve daha iyi olacaklarını söyledi. Galibiyetin mimarı olan Edin da karşılaşmanın ardından şunları söylüyor. Sentetik zeminden ötürü farklı bir maç oldu. Maça yavaş başladık ve bir gol yedik. İlk dakikalarda maça tam giremedik. İkinci yarıya başlarken daha güçlüydük şeklinde bir değerlendirme mevcut. Sayfanın altında Tadić fırtınası başlığını görüyoruz. Ona da bakalım. Tadić Lugano maçında kalitesini ortaya koydu, yaptırdığı penaltı hem de ikinci golün asistinde zekasıyla ön plana çıktı. 69 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu adeta geçen sezon bıraktığı yerden devam etti. Sağ kanatta oynadı bu detayı da yine paylaşalım ve buna rağmen oldukça etkiliydi. Geçtiğimiz sezonu bildiğiniz gibi sol kanatta geçirmişti e, Dušan Tadić. Şimdi Fanatik Gazetesi'nin 3. sayfasıyla yine Fenerbahçe haberlerine başlıklarına bakacağız. Ennesri ile tarihi imza haberine bakalım. İlk olarak Sevilla ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Yusuf Ennesri'de mutlu sona ulaşmayı başardı. Uzun süren görüşmeler neticesinde her konuda anlaşma sağlanan oyuncunun Sarı Lacivertlilere atacağı imza Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek. E, pahalı transferler yine bir kutuda paylaşılmış. N.S.R. 20 milyon euro. Daha önce Jardel'e 17 milyon euro vermişti Galatasaray. Cengiz Ünder yine bir başka Fenerbahçeli 15 milyon euro ki şu anda e, takımdan gönderilmesi gündemde. Avrupa maçı kadrosuna da alınmamıştı bildiğiniz gibi. Şimdi hemen e, biraz daha alt kısma inip Rıza Çalınbay'ın dünkü mücadele ile ilgili değerlendirmesine bakalım. Kazanma reaksiyonu başlığıyla paylaşılmış. Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi ve geçen sezondan alışkanlıkları skoru çevirmek için yeterliydi. Biraz daha baskı, biraz daha arzuya ihtiyaç vardı. Onun ortaya çıktığı dakikalarda da goller geldi. Romançta daha rahat olacaktır şeklinde bir değerlendirme yapmış teknik direktör Rıza Çalımbay Fanatik gazetesi için. Sayfanın en altında Ferdi kaldığı yerden devam başlıklı bir haber daha görüyoruz. Euro 2024'te yıldızını daha da parlatan Ferdi Kadıoğlu, ayağının tozuyla katıldığı takımda farkını çok çabuk ortaya koydu. Jose Mourinho'nun ikinci yarıda oyuna dahil ettiği başarılı oyuncu, attığı golle arkadaşlarını rahatlattı ve vazgeçilmez olduğunu gösterdi." diyor haber. Şimdi Sabah gazetesinin de Fenerbahçe sayfasına şöyle bir bakalım. Kanarya'nın en mutlu günü, sarı lacivertlilerin anlaşmaya vardığı en nesri bugün İstanbul'a geliyor. Sevilla ile 25 milyon euroya el sıkışan Fenerbahçe oyuncuya da 4 sezonluk imza karşılığında her yıl 6 milyon euro verecek. Faslı yıldız için dev karşılama hazırlanıyor denmiş. Bu arada Fenerbahçe'nin Ennesri transferiyle birlikte bu sezon transfere 47 milyon euro ödeme gerçekleştirdiğinden de bahsediliyor. E şimdi Ceko'nun performansı ve Ennesri'nin transferiyle birlikte bir de Cenk Tosun hamlesi yapılmıştı bildiğiniz gibi. E Serdar ve Umut Nayır'ın gideceği bilgisine de bir kutu haberde sol tarafta yer verilmiş. Hemen bu haberlerin altında Cengiz Ünder'le ilgili bir haber görüyoruz. Cengiz Ünder yolcu fiyatı 10 milyon euro başlığıyla. Sarı lacivertliler 15 milyon euroya aldığı 27 yaşındaki oyuncuyu 10 milyon euroya satmaya hazır durumda deniyor. Bir teklif gelirse gönderecek denmiş. Geçen sezon İrfancan Can Kahveci'nin gerisinde kalmıştı. Teknik direktör Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın... Sen Maksimen, Tadiç ve Kent kanat rotasyonunu şimdilik yeterli görüyor demiş haber. Bu arada Lugano'yu geçerse Fenerbahçe'nin rakibi Lille olacak. Bunu söylüyoruz iki gündür. Para çuvalı maç kazanmıyor şeklinde bir başlık dikkat çekici bu sayfada. Lille Başkanı Olivier Letang, Fenerbahçe'nin en zorlu üçüncü öneleme rakibi olduğunu söyledi. Şöyle bir ifade kullanmış. 6 ve 13 Ağustos'taki iki karşılaşma için en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Johan Cruyff'un dediği gibi hiçbir zaman bir para çuvalının maç kazandığını görmedim. Sezonun başının bu büyük zorluğuna hazır olalım şeklinde bir değerlendirmesi mevcut Lil Başkanı'nın. Şimdi Galatasaray haberlerine biraz bakacağız. Foto Maç Gazetesi'nin Galatasaray sayfasına geçelim. Bir cimbom klasiği başlığını görüyoruz sayfanın başında Galatasaray'da transferler bir kez daha kampa yetişmedi. Dursun Özbek'le 6. yazını geçiren Aslan 53 oyuncunun 17'sini kamp döneminde alabildi. Icardi, Za, Torreira, Mertens, Feguli, Fernando ve Denayer gibi 36 isim kamp bitince geldi deniyor. E, 2015 yılından başlayarak 2023 e, yılına gelene kadar Dursun Özbek dönemlerinin Transfer dönemleri e, mercek altına alınmış. Biraz alt kısımda Kieran Trippier başlığını görüyoruz İngiliz basınının iddiası. Newcastle'ın 33 yaşındaki yıldızına teklif yapılacağını iddia eden İngilizler Aslan'ın Milan ve Monaco ile yarışa girdiğini yazdı diyor haber. Hemen yanında yeniden Cardozo başlıklı bir haber daha var. Betis'in ABD'li orta sahası bir kez daha gündemde deniyor. 22 yaşındaki Yıldız'ın yakından takip edildiği söylenmiş. Evet Galatasaray'ın transfer gündeminden başlıklar Foto Maç gazetesinde bu şekilde. Şimdi Fanatik'e bakalım. Fanatik 5'te de kritik zirve İstanbul'da başlıklı bir haber. Galatasaray transferdeki son yol haritasını bu görüşmeyle birlikte belirleyecek. Cumartesi günü Parma maçının ardından kafile Türkiye'ye geri dönecek. Hafta başında da Dursun Özbek, İbrahim Atipoğlu ve Okan Buruk Florya'da bir araya gelecek. Sarı Kırmızılılar yeni hafta itibarıyla transferde daha somut adımlar atacak. Okan Hoca ise listedeki isimler alınmadan hiçbir oyuncusunun satılmasını istemiyor. Metin Karabaş imzasıyla dikkat çeken bir haber. Bir de orta saha arayışlarında iki gündür Kolombiya milli takımı oyuncusu Rios'un gündemde olduğu söyleniyor. Bugün fanatikte yine Riosla ilgili bir haberde kutu haber şeklinde kendine yer bulmuş diyelim. Şimdi bir gazete turu daha yapacağız. Bu kez de Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte bakalım. Hemen Foto Maç gazetesinin dördüncü sayfasıyla başlayalım. Herkesin gözü gençlerde başlıklı bir haber sayfanın başında. Beşiktaş'ın hem yeni transferleri hem de kadrodaki parlayan yıldızlarıyla önemli bir gücü dikkat çekiyor. Siyah beyazlıların genç ve potansiyelli yetenekleri herkesin radarında duruyor demiş haber. Transfere dair kimler yazılmış bakalım hemen. Önce savunma. Transferde başarılı işlere imza atan Beşiktaş kadrodaki eksikleri gidermeyi sürdürecek deniyor. Immobile, Paulista ve Rafa Silva gibi deneyimli isimleri kadrosuna katan Kartal nokta atışı hamlelere devam edecek denmiş. Napoli'den Bernardo de Souza'yı gözüne kestirdi. 23 yaşındaki Brezilyalı stoperi Satın alma opsiyonuyla kiralamayı da gündeminde tutan siyah beyazlılar hazırlıklarını yapıyor. Sol stoper ve sol bek olarak oynayan oyuncu Napoli'de geçen sezon 21 resmi maçı çıkarken 1496 dakika süre aldı ve bir asist yaptı denmiş. Hemen bu haberin sol kısmında Mats Hummels sürprizi başlığı yine dikkat çekiyor. Dünya ünlü yıldızları kadrosuna katan siyah beyazlılar mesaisine devam ediyor. İlk etapta defansa yönelen Kartal'da son olarak Nathan ismi öne çıkarken Merih Demiral ve Emirhan Topçu da listede. Ayrıca Mats Hummels için de bir girişimde bulunabileceği söyleniyor. Biraz daha alt kısma baktığımızda stadyum beni büyüledi başlığını görüyoruz az önce de. Bültenimizde paylaşmıştık. Yeni transfer Can Keleş. Beşiktaş'ın stadına ve taraftarına hayran olduğunu belirterek buraya geldiğimde beni büyüleyen stadyum oldu. Taraftarlar çok coşkulu ifadelerini kullandı. 7 numarayı giymek istiyorum ama olmazsa 77 de giyerim. 27 daha güzel duruyor şeklinde bir değerlendirmesi daha var. Can Keleş'in. Şimdi Fanatik Gazetesi'nin Beşiktaş sayfasıyla devam edelim. Karakartal'ın Haller inadı başlığını görüyoruz. Hücum hattında büyük değişimin düğmesine basan Kara Kartal, Dortmund'dan Sebastian Haller'i kadrosuna katmak için yeni bir atak başlattı. 10 milyon euroluk bonservis talebi bulunan Alman kulübüyle tekrar masaya oturacak yönetim satın alma opsiyonlu kiralamayla işi çözmek istiyor. Hemen altında Emirhan için yoğun pazarlık başlığını görüyoruz. Stoper bölgesi için Paulista'yı kadrosuna katan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu da gündemine almıştı. 23 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibinin kapısının çalındığı ve Rize'nin ilk görüşmede 6 milyon euro istediği öğrenildi. Kartal'ın ise 4 milyon euro önerdiği ve temasların sürdüğü aktarıldı deniyor. Şimdi... Ee... Fanatik yazarı Tunç Kayacı Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş'i yorumlamış. O onu o haberle devam edelim. Korsun gözdesi olur başlığıyla. Can'ın kara gümrük formasıyla Süper Lig deneyiminin olması ve ligi tanıması bence büyük avantaj. Genç hücumcunun oyun stili ve şutörlüğü önemli artıları. Çalışkan kişiliğiyle ve profesyonelliğiyle Can Keleş, Fan Korsun forvetteki gözdesi olursa sürpriz olmaz diye bir değerlendirme yapmış Tunç Kayacı Fanatik Gazetesi için. Milliyet 16'ya bakacağız şimdi sayfanın altına gelelim. Dededen Beşiktaşlı başlığını görüyoruz. Beşiktaş bölümünde sayfanın en altında. Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş dedesinin tavsiyesiyle siyah beyazlı kulübü seçtiğini söyledi. Teklif geldiği an ben de İki kere düşünmedim, çok mutlu oldum ve dedemi dinledim ifadesini kullandı deniyor. Sol kısımda da bir Trabzonspor haberi görüyoruz. Maleyra Trabzon'da şeklinde yine Draguşa dün resmi imzanın attırıldığı görüntülerde, fotoğraflarda paylaşılmış. Milliyet gazetesi tarafından. Şimdi Fotomaç gazetesinin Trabzonspor sayfasına da hemen şöyle bir bakalım. 8. Harika Saviç başlığını görüyoruz değerli izleyenler. Bugün İstanbul'a gelecek olan 33 yaşındaki sağ stoper Arabistan'dan yapılan yüksek rakamlı teklifleri heyecan ve yarışmak istiyorum diyerek elinin tersiyle reddetti denmiş haber. Kariyerindeki kupalardan söz ediliyor. 9 yıldır Madrid'de forma giydiğine vurgu yapılmış ve sayfanın altında sırada 3 oyuncu var başlığını görüyoruz. Trabzonspor bu hafta içerisinde en az 3 oyuncu da daha kesin sonuç almak istiyor. Bordo Mavilleri Muhammed Çam, Onaçu ve Okay Yokuşu transferlerini sonuçlandırmak için son aşamaya geldiği belirtildi denmiş. Fanatik Trabzonspor sayfasına da bakalım. Saviç tamam başlığını görüyoruz. Transferin hızlı takımı Trabzonspor esas bombayı stoperde patlattı. Bordo Mavili'ler bir haftadır yoğun temas halinde olduğu yıldız oyuncuyu ikna etti. Atletico Madrid'le sözleşmesini feshedecek Savic, fırtınayla ile 3 yıllık resmi mukavele imzalayacak. Karadağlı stoper bugün İstanbul'da olacak diyor haber. Evet, dört büyük takımın gündem maddelerini, başlıklarını paylaştık değerli izleyenler. Şimdi Skype bağlantımızla devam edelim. Haldun Domaç'la konuşacağız ve Fenerbahçe'nin tabii ki dün akşamki performansını değerlendireceğiz. Haldun Domaç günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ee, sana ve bütün izleyicilerimize iyi bir gün diliyorum. Çok teşekkürler. Biz de size aynı şekilde. Şimdi hemen dün akşama bir gidelim isterseniz birlikte. 4-3'lük bir galibiyet. Ee, 1-0'luk, e, 1-0 geride başladı oyuna Yeniden. Fenerbahçe. Ee, Sentetik mi de konuşacağız, performansı da konuşacağız ama şöyle bir genel değerlendirme. Mourinho'nun ilk resmi maçı, yeni Fenerbahçe nasıl buldunuz sağdaki görüntüyü? Ee, Avrupa kupalarına Türk takımlarının galibiyetle başlaması ben bir kere oradan bakıyorum olaya. Bizim için çok mutluluk verici bir durum. Çünkü bulunduğumuz konumu korumamız gerekiyor Avrupa'da puan sıralaması olarak bulunduğumuz yeri korumamız, hatta daha yukarıya doğru çıkmak gerekiyor ki bunun için de maç kazanmak lazım. O açıdan baktığımda genel bakışla öyle gördüğümü söyleyebilirim. Avrupa kupalarına iyi başladık. Şimdi sırada Trabzonspor ve Başakşehir var. Onlar da inşallah galibiyetle başladığında puan olarak yukarı doğru çıkacağız. Şimdi genel bakışı şöyle söyleyeyim. Olumlu ve olumsuz tarafından bakayım. Fenerbahçe'nin Lugano maçına şimdi ee, olumlu tarafı sonuç ee, kazanarak başlamak gerçekten çok çok önemli. Hem Mourinho için hem Fenerbahçe için kazanarak başlamak çok değerli. Ee biraz olumsuz tarafı oyunun içerisindeki dalgalanmalar ee, işte oyunun belli bölümlerinde mesela ilk baştaki dalgalanma sonrası ikinci yarısı toparlanma gibi bir durum var ama genel anlamda şunu söyleyebiliriz yani bu olumsuz cümlemin arkasını doldurayım ee, unutmamamız gerekir ki ilk maçına çıkıyor e, Mourinho takımının başında ve Fenerbahçe'de biraz daha farklı bir format uygulatmaya çalışıyor. 4-1-4-1 gibi bir formatla oynatmaya çalışıyor. Böyle baktığımız zaman e, yani ilk maç olduğu için de normal karşılamak gerekiyor. Tabii ki burada olumlu bir taraf ve olumsuz bir taraf. Erken bir gol yemek olumsuz bir taraf. Olumlu bir tarafta erken gole rağmen o golün altından deplasmanda kalkarak Dört gollü bir galibiyete ulaşmak bunlar e, işin güzel tarafı. E, genel anlamda baktığımızda tabii ki e, sen de bir başta biraz birkaç cümleyle söyledin. Bir sentetik saha meselesini e, bir yere yazmamız lazım. Çünkü e, gerçekten oyuncular oynamakta zorlandılar. Yani sentetik çim e, dediğimiz ya da işte sentetik saha dediğimiz olay kolay adapte olunacak bir durum değil ki. Nitekim Mourinho da şu cümleyi söyledi. Ben bunu bir söyleseydim size. Sentetik sahada oynamanın sıkıntılarını anlatsaydım. Bu kez bunu bir bahane gerekçesi yani bir kaybetme durumunda bir bahane gerekçesi olarak kabul ederdiniz. Onun için söyleme söylemedim dedi ki gerçekten doğru tarafı. Tabii bir başka önemli nokta. Bir maçın başında gol yemek. Sonrasında 3 gol yemek. Bu üç gol yeme meselesi gerçekten de e, Mourinho'nun kabul edemeyeceği bir durum. Nitekim basın toplantısında da söyledi. Ben yani şöyle söyleyeyim Ezgi. Dedim ki Mourinho mutlaka basın toplantısında 3 gol yememiz kabul edilemez diyecek. Çünkü savunma e, düşüncesini ön plana çıkartan bir hoca olarak e, Mourinho'nun 3 gol yiyen bir takıma sahip olması onun canını sıkmıştır. Onu özellikle söylemem gerekiyor. E, bunu vurgulayalım. Tabii ki bir Motivasyon e, konusunda bir usta bir hoca. Nitekim ikinci yarıya başlarken e, biz iki maç oynamayacağız unutmayın tek maç oynayacağız demesi gerçekten de e, bir anlamda e, Fenerbahçe'yi o ikinci yarıda iten noktalardan e, bir tanesi olarak kabul edebiliriz. İstersen e, bireysel olarak da bazı oyunculara da bakabiliriz Ezgi. Tabii ki bakalım. Bireysel oyunculara geçmeden şunu sormak istiyorum. Özellikle 3 gol yenmesi noktasında takım savunması Mourinho'nun bundan sonra üzerinde nasıl duracağı bir konu olabilir. Yani tercihler noktasında orta saha tercihlerinin değişmesini bekler misiniz? Ya da savunma tercihleri acaba değişebilir mi? Özellikle ilk 11 tercih ve hamle tercihleri yani Kadro ilk 11 ne şekilde oturacaktır acaba dünkü tabloya şöyle bir baktığınızda ee, şöyle söyleyeyim Ezgi ee, bir kere e, yani bu kadro bizim e, sezon boyunca izleyeceğimiz bir kadro değil onu özellikle vurgulamamız lazım çok derin bir kadrosu var milli takımdan dönen oyuncular e, İrfan Can gibi Ferdi gibi oyuncuların e, ilk bir başlamaması e, yani tamamen e, bir e, genel durum yani Euro 2024'e bağlı genel bir durum. Onun için bu kadro elnesiri geliyor. Elnesiri Ceko birlikte mi oynayacaklar o ayrı bir nokta. şimdi Maximen var. Maximen'in durumunun ne olacağı çok net belli değil. Daha doğrusu belli değil derken yani hani bir küçük sakatlığı var. Döndüğü zaman oynayacak oyuncu. bu arada tabii o manada baktığımızda Kadronun derinliği de çok çok önemli. Onu da söyleyeyim. ha Fenerbahçe'de düzelecek şeyler e, neler? Yani o kadro değişikliğiyle mesela İsmail Yüksek'in gelmesiyle savunmadaki stoperlerin bu kadar çok hata yapmayacağını düşünüyorum. E, ne, hata yapmaktan kastım oyun'a e, topu oyun'a sokarken çok özellikle ilk yarıda çok top kaybı yaptı Fenerbahçe. Bu da Fenerbahçe'nin çok pozisyon yemesine, daha doğrusu hani gol pozisyonu olarak değil topu rakibin daha iyi kullanmasını sağladı ve oyuna çıkarken kaybedilen toplar ciddi sıkıntı oluşturdu. Onu söyleyelim. Bir İsmail yüksek olacak. Ha bu arada tabii ki ee, İsmail Yüksek olsaydı ne olurdu sorusunun karşılığı şu ya da Bartu olsaydı ben o tercihi çok doğru bulmadım kurun iş tercihini. Şu ana kadar biz kurun içi Fenerbahçe'de izlediğimiz süreç içerisinde sadece bir maç yanılmıyorsam Adana Demirspor maçıydı. Başka hiçbir maçta 7'lik 8'lik oynadığını görmediğimiz bir oyuncu. Ben yine de Bartu'la başlasa daha doğru olurdu diye düşündüğümü söyleyebilirim. E, o alanları kapatabilme konusunda çok ciddi bir performans ortaya koyamıyor. Belki sadece İsmail'in, Ferdi'nin e, e, gelmesi bile belki de e, çok şeyi değiştirebilir. Ama çok top kaybı yaptığını Fenerbahçe'nin oyunda özellikle ilk yarıda e, oyuna çıkarken e, bu çok kabul edilebilir bir durum değil, onu söyleyeyim. Bu arada iki oyuncunun da, hani Radek işten bahsetmişken, Rankent'in de ee, çok e, uygun e, şanslar bulduğunu, e, bu sefer o şansı çok iyi kullanamadığını söyleyebilirim. Yani şu özetle şöyle söyleyeyim Ezgi, hani bizim dil, e, literatürümüze bir cümle sokmuştur, müsait 11. Şu anda e, Mourinho'nun kullandığı 11 bence müsait 11'di. E, ama bu 11 e, sezonu devam ettirecek 11 olarak e, değerlendireceğimiz 11 değil. Şimdi Ceko'nun performansına bir parantez açmak lazım, evet, zira yaşı dolayısıyla e, ikinci hatta belki üçüncü plana düşer mi diye konuştuğumuz Ceko e, üç golle yıldızlaştı ve şimdi N.S.R. transferinden de sonra e, bir anda ikinci plana atamayacağınız bir oyuncu olduğunu da aslında e, kanıtladı bu noktada nasıl bir yeri olacak, forvet rotasyonu nasıl e, dönecek Fenerbahçe'de ne dersiniz? E ee, tabii bu iş Mourinho'yu zorlayacak bir iş ama Mourinho'nun kafasındaki yani en nesri ısrarının sebepleri farklı. Yani kafasındaki 11'in ben hala e, santroforunun en nesri olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mourinho e, kapalı ve iyi savunma yapıp geçişlerde çok etkili ve hızlı oyuncu kullanmak istiyor. Şimdi o açıdan baktığımızda Ceko daha fazla ee, işte e, duvar olup e, stoperlere yaslanıp e, oradan gelen topları arkadaşlarına servis yapan oyuncu ama savunma arkası depar kulvarı koşularını yapan oyuncu değil doğal olarak yaş itibariyle de bunu yapmasını beklemek çok da fazla iyimserlik olur mesela kıyasladığımız zaman cenk bile o koşuları o savunma sırtı koşulları daha çok yapan oyuncu onun için Burada şöyle olacaktır: maç maç e, performansla ilgili değerlendirme yapacak, stratejik plan yapacaktır. Nitekim mesela rakip üçlü savunmaya döndüğünde bir anda farklı bir strateji yapmaya başladı. E, oyuncu değişikliklerini gerçekleştirdi Mourinho. O da onun e, oyun görüşünün, oyun zekasının ne kadar e, iyi ve doğru olduğunu, onu oraya getiren faktörün e, bu. Önemli vurgular olduğunu söyleyebiliriz. Yani ben e, pozisyona göre, duruma göre değişiklikler yapacaktır. Bazen Ceko da e, şans bulacak, bazen ikisi de şans bulabilecek. Hatta bazen Cenk de şans bulabilecek. E, çünkü takımlara göre değişiyor. Yani Lugano ile Lille takımları arasında fark var. E, hazır bir el mesela Lille için daha farklı bir e, konumlandırma oluşturacaktır. Şimdi bir parantezle Mourinho'yu açalım isterseniz. E, şüphesiz ki Mourinho herhangi bir takım taraftarının en çok sahada görmek, sağ kenarında görmek istediği profil. Yani heyecanlı, hırslı, gerçekten daha ilk maçtan oyuncularıyla olan etkileşimi, gol sevinçleri e, şimdiden yani Mourinho bıraktığı yerden devam ediyor dedirtti açıkçası. Ve taraftarlarda özellikle sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla fazlasıyla memnun. E, bu anlamda siz Mourinho'nun ilk maç performansı ile ilgili ne söylersiniz? <laughs> i̇lk maç performansı <laughs> bayağı iyi çalışmış. Evet yani düz koşulları iyi yapmış. E, ya şunu söyleyeceğim gerçekten e, çok heyecanlı bir teknik direktör. E, zaten dikkat edersen rakip takımın teknik direktörüyle ilgili konuşurken de çok heyecanlı işte e, ben onda gelecek görüyorum. Hakemlere itiraz ediyor benim yaptığım gibi falan dedi. Yani şimdi Böyle baktığımız zaman Mourinho'nun canla sarılması, atılan işte dördüncü golden sonraki o çılgınca sanki bir Avrupa kupası kazanmış gibi sevinci, onun genel karakteri öyle söyleyebiliriz ve bu karakterini hiçbir şekilde değiştirmiyor zaten. Kişi karakterini çok değiştirmez. Yedisinde neyse, yetmişinde de aynısı oluyor. Onun için e, Mourinho'nun bu heyecanını göreceğiz. Hatta ligimizde bu heyecan daha bile yükselebilir. Zaman zaman gerilimlere bile neden olabilir. Onu da özellikle söylemem gerekiyor. Ama biz e, bunu seviyoruz. İki tane e, kişiyi daha söylemem gerekiyor çünkü haklarını yemeyeyim. Bir Tabii tanesi ki son bir bir, bir dakikaya sığacak cümle. Birisi Tadic e, yani yine mükemmel başladı. Yani sırtı dönük yaslanarak ve e, top servisindeki başarısı, penaltiyi kazandırması, o e, oyun zekasını gösteren o içeriye doğru koşan e, Ceko'yu yakalaması yani bunlar e, bir yere yazalım. Bir de Şimanski çok çalışkan başladı. Ferdi'ye zaten bir şey söylemiyorum. E, hani Ferdi'yi halı sahaya çağırsanız orada da aynı enerjiyle koşar hiç fark etmez yani. Peki Haldun Domal çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyoruz size. Ben de sizlere güzel bir gün diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, Haldun Domaç'ta Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdikten sonra, performansını değerlendirdikten sonra bir ara veriyoruz. Saat başında buradayız. Evet değerli izleyenler Skype bağlantısıyla devam ediyoruz. Taner Karaman'la şimdi bir bağlantı yapacağız ve gündemi kendisiyle değerlendireceğiz. Taner günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, çok teşekkürler. Herkese sevgiler, saygılar. Çok teşekkürler. Şimdi hemen düne gidelim istersen seninle de Fenerbahçe'nin Avrupa performansını değerlendirerek başlayalım. Elbette galibiyetle başlamak çok önemli. Yeni bir teknik direktör, birbiriyle yeni bir sisteme alışmaya çalışan bir oyuncu grubu. Bu noktada bir de sentetik sahayı işin içine katarsak şöyle bir nasıl değerlendirmek, fotoğrafı nasıl çekmek lazım buradan başlayalım. Yani birincisi rakip tabii görece çok daha geride kalan bir takım durumunda Fenerbahçe'ye göre Lugano. Fenerbahçe'nin ilk maçına çıkıyor olması burada çok büyük bir etken. Yani Suni Çim dediğimiz faktörü de şöyle değerlendirmek lazım. Yani Suni Çim neden e, asla bakarsam oyuna bu kadar etki ediyor kısmını da şöyle değerlendirebiliriz sevgili Ezgi. oyuncular sakınıyorlar. Yani oyuncular sakatlanma konusunda endişe duydukları için Suni içime çıktıkları zaman eforlarından sakınmaya başlıyorlar. Buna da ben açıkçası hak veriyorum. Çünkü Suni Çim dediğimiz zaman işin rengi biraz böyle farklılaşmaya başlıyor. Dün Fenerbahçe'de de muhtemelen birçok oyuncu eforlarını biraz saklama durumunda da kaldılar. Ve 4-3'lük bir galibiyetin ardından tabii eleştirebileceğiniz bir nokta her ne olursa olsun Fenerbahçe'nin 3 gol kalesine görmemesi lazım. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz ama diğer taraftan da ilk maçına çıkmış bir Fenerbahçe'nin 4 golle Deplasman'da Şampiyonlar Ligi elemesini geçmiş olması da kıymetli gözüküyor. Oyun olarak daha konuşabileceğimiz çok şey var ama bu kadroda bulunan birçok oyuncunun aslında Jose Mourinho'nun Mourinho gelecek planları içerisinde de çok da fazla ilk 11 seviyesinde olduğunu düşünmüyor. Bunu da bu şekilde ifade edebilirim. Yani Edin Jeko'dan tutun da işte Ryan Kent'e kadar birçok oyuncu muhtemelen bundan sonraki süreçte transfer dönemiyle beraber yavaş yavaş kenarda bekleme pozisyonu hatta belki de Ryan Kent'le yolların ayrılması gibi bir gündem ortaya çıkabilir. Kurun içi de bu listeye dahil eder misin? Ee, soru işareti olarak görüyorum. Yani hala da tam kalır ya da tam gider demek için e, çok erken olduğu düşüncesindeyim kendisiyle alakalı. Ama e, işte zaten Avrupa listesine yazılmayan oyunculara da bakarsak epey bir oyuncuyla Fenerbahçe satış görüşmesi yapıyor. Alacağı oyuncular da var, satacağı oyuncular da var, gönderecekler de var. O yüzden de mevcut planlamada yeni federasyonun belirlediği yabancı kuralı biraz daha böyle yabancıları işte Kurunic gibi isimleri e, takımda tutmaya yönelik gibi gözüküyor. Bunu bu, bu açıdan değerlendirebiliriz ama işin finalinde de Fenerbahçe'nin çok daha üst bir planlamada bazı oyuncuları kenara alacağı kesin gibi gözüküyor. Şimdi Özellikle kanat rotasyonunun nasıl olacağı merak konusu Fenerbahçe'de o bölgede bir yoğunluk da söz konusu. E, Tadiç geçen hı hı. sezonun aksine sağ kanatla oynadı ve yine çok lider, bir profil sergiledi yine çok iyi bir performans gösterdi bu noktada işte İrfancan kahveci nasıl kullanılacak Oğuz Aydın nasıl kullanılacak sol kanatta Maksimen ne zaman devreye girecek yani oradaki rotasyonu nasıl sağlayacak Jose Mourinho bu ilk maçın ardından sende nasıl bir izlenim uyandı Şöyle ilk maçı hiç referans alamıyorum. Yani ilk maçta Jeko 3 gol attı diye Jeko oynar diyemiyorum. Ya da işte Tadiç'in performanstan sonra Tadiç kalır diyemiyorum. Ben bu iki oyuncunun da evet geçtiğimiz yıl bence harika performanslar sergilediler ama sezonun bütününde varlar mıydı dersen hayır. Bugün Mourinho'nun aradığı şey sezonun tamamında etki gösterebilecek ve sezon içerisinde benim pilim bitti demeyecek oyuncu grubunu arıyor aslında Mourinho. O yüzden de Maksimum burada önemli isimlerden bir tane. El Nesri bir tanesi. Ve bu oyuncular muhtemelen ilk 11'in değişmesi olacaklar. Ve Tadiç gibi, Jeko gibi isimler ne yapacaklar? Evet, pili sezonun sonuna kadar gitmiyorsa oyuncuların ve sezon içerisinde kayıpları oynadıkları son bölümlerde maçlar varsa o zaman biraz daha rotasyon oyuncusu olarak değerlendirip sezonun tamamında etki etmeleri istenecek gibi gözüküyor. O yüzden de ben Fenerbahçe adına bir kazanım olarak görüyorum. Tadic'in şu an gösterdiği performans, Jeko'nun göstermiş olduğu. Oldukları... Fenerbahçe'nin belki de kulübesinin ne kadar zenginleşeceğinin de bir göstergesi olabilir bizler adına. Şimdi bugün Ennesri İstanbul'a geliyor. Tabii ki taraftarları çok heyecanlandıran bir durum. Ennesri'nin ee, bu kadroda nasıl bir yer edeceği ve tabii ki Santfor rotasyonu. Yani kim kaçıncı sırada olacak? Elbette bunu zaman gösterecek, performanslar gösterecek. Hı -hı. Ama e, şimdi Ceko'nun sen az önce söyledin gollerine rağmen doğrudan ilk 11 oyuncusu olacağını düşünmüyorum diye. Ama bir taraftan da açıkçası biraz taraftarların da kafasının karıştığını görüyoruz. 3 yani gol atan bir oyuncuyu nasıl bir anda ikinci, Belki hatta yaşı dolayısıyla 3. plana itmek zorunda kalacaksınız diye. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Yani rakibe bakmak lazım. Yani bugün rakip Lugano. Eğer ki Fenerbahçe biliyorsun bu turu geçerse Lille oynayacak. Lille karşısında böyle bir performans Jeko gösterseydi acaba olurdu. Ama Lugano karşısında da Fenerbahçe'nin sezonun ile alakalı bu oyun benim kafamı karıştırdı diyemiyorum açıkçası. Yani sevgili Ezgi. O yüzden de ben Mourinho'nun da kafasını karıştı çok düşünmüyorum. Aksine Mourinho'nun düşündüğü nokta ise özellikle orta alanda bulunan oyuncuların savunmaya olan desteklerinin çok zayıf kalması olabilir. Yani 3 gol yenildi ve bu 3 golün de gelişine bakarsan eğer ya da verilen ataklara bakarsan orta sahanın savunmaya neredeyse hiç yardım etmemesi de bir etkendi. Şimdi bunu kabul etmek çok da mümkün değil Fenerbahçe için. Bugün Lugano rakibiniz ama yarın belki de Lille olacak. Muhtemel Fenerbahçe bu Peki. turu geçecek. Geçtikten sonra Lille karşılaşacak. Eğer Lugano ilk maçındaki gibi bir Fenerbahçe sahada olursa Lille eleyemez. O zaman rövanşta nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun? Rovanş'ta daha derli toplu bir Fenerbahçe olması lazım. Yani orta sahanın savunmaya yardım ettiği, 10 adamla hatta 11 adamla kaleciyle birlikte hücum yapıldığı, yani bu da artık kalecinin de oyuna dahil olduğunu düşürsek, 11 adamla hücum, 11 adamla savunma yapıldığı bir plana Fenerbahçe, Rovanş'ta dönmesi lazım. Lugano karşısında Fenerbahçe 11 adamla hücum, 11 adamla savunma yapmadı. Bazı oyuncular savunmaya yardım etmedi, bazıları hücuma çıkışlarda ağır kaldı. Belki son için etkisiyle birlikte sakındılar, bilemiyorum. Ama Rovanş karşılaşmasında Fenerbahçe bir şekilde kazanır. Bu oyun Fenerbahçe yine kazandır. Hem de daha farklı kazandır. Üç tane gol de yedirmez iç sahada oynayacağı karşılaşmada. Ama ben Lille maçını konuşuyorum. Fenerbahçe Lille karşısında Lugano ilk maçtaki yani bu karşılaşmaki dağınıklıkla çıkarsa Lille geçmesi imkansız. O yüzden de Mourinho da bunun farkında olduğu için bence bu dağınıklığı önleme konusunda önünde bence yeterli süre var ve Fenerbahçe'nin takım savunmasının toparlanması için de yeterli vakte sahip olduğu için de gerekeni yapacaktır. Burada işte Tatiç konusu ya da burada işte Ceko konusu gündeme göre. Şimdi kafamızda iki örnek olsun. Hatta Batu Şahı, Icardi, üç örnek olsun. Bir taraftan da Jeko'yu koyalım. Şimdi sevgili Ezgi, Icardi'yi Dönem dönem geçtiğimiz yıl hatırlayacaksın Galatasaray'ın orta saha attı, SOS verdiğinde, Icardi'yi besleyemediğinde ve 10 numara pozisyonda hatta bazen Barış Alper'in beke geldiği pozisyonlarda beslenemeyen bir Icardi ne yapıyordu? Ceza sahasından çıkıp santra noktasına kadar gelip oralardan top almaya çalışıyordu. Fiziksel durumu buna elverişli olduğu için. Aynı şey Batuşay'da Fenerbahçe forması giyerken Fenerbahçe'de yapıyordu. Ama bunu Ceko'dan görme şansımız şu anda çok da mümkün gözükmüyor. Yani bunu e, oyuncunun da kendisini fiziksel koruma arzusuna bağlıyorum. Yani oyuncu 90 dakika boyunca fizik kuvvetle devamlılığını sağlamak istiyorsa oynayabileceği bir metrekare var. Fiziksel durumundan dolayı. O metrekarenin üstünde bir alanda oynamaya başladığında vücut 90 dakikadan daha erken düşmeye başlıyor. Geçtiğimiz sezon belki de İsmail Kartal'la birlikte Jeko'nun bu kadar hızlı düşmesinin sebebi o metrekareyi çok iyi ayarlayamaması da olabilir İsmail Kartal'ın. Ve oyuncu da bugün daha korunaklı girecek gibi gözüküyor. Ve bugün ben Fenerbahçe'nin aradığı sonradan pozisyonunun belli bir metrekarede, belli bir dar alanda sadece kucağını top bekleyen bir oyuncu profilinden ziyade daha çok topu kovalayan, geriye gelen geriden top çalmaya çalışan ve iki yönüyle oyun oynamaya çalışan El Nesiri gibi bir isim olduğu kanısındayım. O yüzden de Fenerbahçe El Nesiri'yi Hızlı bir şekilde zaten bir sonraki turda e, listeye yazacak ve Lille karşısında biz eğer ki Fenerbahçe turu geçerse geçecek diye düşünüyorum. E, Lille karşısında el nesili kadroda görürüz. Peki son olarak bir de Mourinho'nun saha kenarındaki e, görüntüsünü sormak isterim sana taraftarlar. E, oldukça memnun tabii ki çünkü Mourinho bu ve Fenerbahçe'de ilk maç performansı, coşkusu, hırsı, heyecanı e, taraftarları çok heyecanlandırdı. Zaten Mourinho'nun hareketlerini de basın toplantılarını da e, çok konuşacağımızı ilk geldiği zamanlardan bu yana söylüyoruz. Bu anlamda Mourinho ile ilgili de birkaç cümleni alırım. Şu bir gerçek yani Mourinho'ya sahipseniz heyecanlanmamanız mümkün değil ve Fenerbahçe'deki birçok bir futbolcu da aynı türündeki taraftar gibi izleyenler gibi e, saha içerisinde kulübede Mourinho'dan direktif almaktan da çok mutlular diye düşünüyorum. Yani Mourinho'nun böyle bir deneyimin ...kulübeden onlara bir şey öğretmeye çalışıyor olması... ...bir şeyleri uygulatmaya çalışmıyor olması bence çok büyük bir has. Ve bunu birçok oyuncu yaşıyor ve taraftarlar da bunu yaşayacak. Sezon içerisinde bizler de yaşayacağız. Sezonun gidişatına Mourinho'nun yapacağı açıklamalar... ...onun çıkartacağı belki de söylemler, kaoslar... ...o kaosun sonrasında oluşacak atmosferler... ...bunlar da bizim nezdimizde epey bir gündem oluşturma ihtimali olan durumlar. O yüzden ben Fenerbahçe olumlu yansıyacak kanısındayım. Ama nereye kadar? Eğer ki Mourinho geçtiğimiz sezon olduğu gibi kendisinden bahsetmiyorum ama geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin geneline baktığımız zaman çok fazla sahaya çıkma geri duyarsa, çok fazla hakem üstünden ve hatta MHK üstünden hatta çok fazla federasyon üstünden bunu yaşadık açıklamalar yapmaya başlarsa o zaman ne yazık ki arzu edilen Mourinho'dan çok daha farklı bir Mourinho ile karşılaşmamız mümkün olabilir. Zaten ben geçtiğimiz sezonlardan Fenerbahçe'nin gerekli çıkarımları yaptığı kanısındayım. Ve bundan sonraki sezonda yani önümüzdeki sezonda geride kalan sezon kadar yönetimin ve Teknik heyetin sağ dışına odaklanmak ve sağ dışı üstünden basın toplantıları düzenlemek için yerine sağ içindeki oyun üstünden konuşmayı daha çok tercih edeceği kanısındayım. Peki. Taner Karaman çok teşekkür ediyorum yorumların için. Güzel bir gün diliyorum sana. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum herkese. Çok teşekkürler. Evet devam ediyoruz değerli izleyenler. Akışımızdan Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Stoylov sezon öncesi takımın eksiklerini açıkladı. Evet 2024 Paris Olimpiyat oyunları Cuma günü başlıyor değerli izleyenler ve biz de şimdiden ülkemizi Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek sporcularımıza yürekten başarılar diliyoruz. Bu haberle artık sabah sporu noktalayacağız. Mutlu günler, hoşçakalın.